Aleykümselam. Sevgili kardeşim bu sorunun cevabı baktım da Mesnevi Nuriye Büyük Mesnevi Nuriye 253'te geçiyor. Diyor ki: "Ve o hayali o hayali hasmından onun dımanında onun dımanında bir lümeyi tenki tevellüt ederek dahilde onun hasmının bir vekili olur." Şimdi bir insanı hayalen hayalen koyuyorsun ama tenkit ediyorsun böyle böyle falan kızıyorsun. Hayal hayal ne yapıyor? Dimağında bir lümey tenkit ortaya çıkıyor çıkarıyor. Hani şeytanın kalpte lümey şeytanesi vardı ya. Lümey şeytane kalbin içinde değil haşa. Kalbin dışında oraya öfürüyor şeytan. lümei şeytaniye. Oraya öfürünce o kalbe öfürüyor. Lüme-i Kalp kabul etmese dima çıkıyor. Malum biliyorsun. Şimdi lümei tenkit. Yani böyle bir sistem çıkıyor. Nerede? Taha e, insan hasmını ikide bir meşgul olsa, tenkit etse, hayalen, Orada bir lümey tenkit oluyor. Diyeceksin ki o lümey tenkit nedir? O insanla yani dışarıda bulunan insanı tenkit ediyorsun ikide bir. Onunla meşgul ola ola o insan senin hayalinde yani dimanda kafanda tahayyülünde o kadının tenkit ettiğin kadın veya erkeğin e, sülüyeti oluyor varlığı oluyor, varlığı bu kopyala yapıştır. Orada duruyor. Yani sanki içeriye girmiş o insan. Or devamlı orada o işliyor. Kendini kötü hissetmenin bir sebebi de bunlar. Bunları en çok şey yapıyor. Filmler yapıyor. E, Ulliminatı, subliminal o oluyor. Mesela ee, i̇nsanın insanın gözüne şu çıkıyor ya enerji karşıyı öldürüyor. Allah Resulü'nün tabiriyle insanı mezara deveyi kazana koyar. Mesela bazı simalara baktığın zaman seni rahatlatıyor, bazıları seni rahatsız ediyor. Böyle böyle bakıyordu falan diye. Oradan çıkan enerjidir. Ee, simahum, tamam. Simahum fi vucuh min eseri El Elsine tıkum elvanikum. Bu sırları çok bahsettim de. Şimdi bu farklı sorduğun şu. O insanı hayalen ikide bir tenkit edince onun lümesi oluyor. Yani enerji boyutu var oluyor. Enerji boyutu var olunca çaresini de anlatacağım şimdi. O yer yese, yer yer seni böyle asabi yapıyor, kabz yapıyor, bazen canın sıkılıyor. İşte bu lüme lümey tenkit oluyor. Yani tenkit e, süliyeti böyle e, vucu, atomdan olmayan vücudu oluyor. Bunun çaresi ne mesela? Bak. Hani İmam Şafi diyor ya, hayırla meşgul değilseniz demeye gerek yok. Şerle meşgulsunuz diyor. E, bunun çaresini mesela bak altında ben sana hulasa edeceğim. Bu ne yapar? Ee, bu mazide olan bir olumsuzluğu geleceğe atar. Ee, gelecekte de şöyle olacak da böyle olacak. Olmuş, olmuşsa da olacak. Yani garip taraf bu. Yani geçmişi gelecekte var ediyor. Bu lümeyi tenkit. Geçmişi geçmişte bırakmıyor. İşte işte endişe de oradan çıkıyor. Endişe ve korku geleceğe ait, geçmişe değil ama endişe ve korkunun yönü gelecektir. Nereden besleniyor? Geçmişten besleniyor Lümei Tenkit. Lümei şeytanı ayrı bir şey. O Lümei Tenkit, Lümei şeytanın fuzuli vekilisi oluyor. Geçmişiyle devamlı meşgul ettiriyor. Yani eee Lümei Tenkit aktif olunca devamlı geçmişteki olumsuzluklar, günahlarına bu o, o insanla nasıl dediniyor dedi Allah Allah bu bu orada kalmıyor bu geçmişteki e, hal geleceğe taşıyor gelecekte de olacak gibi bir halete seni sokunca vücut savunmaya geçiyor otomatik ha, kafa böyledir yani akıl ha hayalle kurguladın ha realite gerçekten geldi fark etmiyor akıl için. İkisi de akıl için aynıdır. Dolayısıyla akıl için geçmiş gelecek yok. Neyi hayal ediyorsan geçmişi geleceği ona göre çalışıyor. O zaman sanki geleceği şimdi yaşıyor. Geçmişi de şimdi yaşıyor oluyor. İşte panik atak yani atak oluyor. Atağa kalkıyorsun. Hadi koş Düdük çaldık. Hani atağa kalk. Atak. Böyle. Panik atak ama kontrolsüz düşüncelerin oluşturduğu his panik atak bu. Hani tıpçılar bir şey der ama ben yaşantıdan bahsediyorum. Panik yani atak, atak helikopteri gibi düşün. Her türlü yönü olabilen, bir istikameti olmayan ama ani refleks. Peki bunun doğuşu nedir? Geçmişin gelecek olmasında anda kontrolsüz fikirden ortaya çıkan hislerdir. Bu hislere karşı kontrol etmek için aklın e, ne yapacağını bilmeden böyle devreye girip çeşitli böyle çareler üretmesinde ortaya çıkan farklı konumlara girmesinde girmesinin adıdır. Panik atak. E, bu Allahsız ve tövbesiz düşününce oysa tövbe e, mesela bunlar çaresini söyleyeyim. Tövbe şeytana rağmen çalışan ve onu hak ile yeksan eden bir sistemdir. Tövbe e, nedamet de ayrı şeylerdir. Tövbe yani tövbe etme zannediyorum ki lüme şeytanın karşıtıdır. Yani şeytanın canına okuyandır ve. Nedamet ise lümeyi tenkidin canını okuyor. Yani nedamet etmek. Nedamet ne? Pişman olmak. Pişman olmak nereden çıkıyor? Kendini haklı görmemek. Yani kendini kusurlu, eksik, atalı görmek. Arts fark noksan kusuru deruhte etmek İnsan da nedameti doğurur. Yani pişmanlığı doğurur. Pişman olmak Kafadaki lümey tenkiti ortadan kaldırıyor, lümey tenkit kafadadır, lüme şeytaniye kalbin yanındadır, onu da tövbe kaldırıyor sevgili kardeşim. Panik atak e, anlamışsındır. Şimdilik selamun aleyküm. Zannediyorum soruna cevap olmuştur. Genelliyorum bunu. Her soruya cevap veremiyorum. Verdiğim şey genel ala kadar ediyorsa çünkü zamanım da yoktur. Bazıları niye soruma cevap vermiyor diye. Eğer bu konuşmam eline geçmişse hususi olanlara cevap verme imkanım, şans şans şansım yok. Zamanım yok. Yani bazıları risalenin içerisinden soruyor ama geneldir. O da varabildiğim kadarıyla. Tekrar selamlar.